Hocam benim iki tane sorum var da şu anda mesai değilim. Hemen cevabını almam mümkünse tabii ki hocam. Şimdi birincisi ben laboratuvara iş yerine geldiğim zaman bayanlarla birlikte çalışıyoruz ya biz. Ben selamun aleyküm şeklinde selam veriyordum. Ama arkadaşım beni uyardı. Bu şekilde caiz değil diyor. Nasıl vermem lazım onu dedim. Hayırlı günler, iyi günler bu şekilde vermemi söyledi. Karışıksa acaba, öyle verin. Arkadaşınız doğru söylemiş. Tamam. Öyle mi? Tamam hı-hı hocam. Bir de şeyi soracağım. Bu ki bayanları sormamı söyledim. Bayanların bizim gibi erkeklerin arasında çalışması caiz mi? Laboratuvarda özellikle. Yani aslında caiz değil ama bugün onları ayırabilecek veyahut da şey yapabilecek yer olmadığı gibi bunun bu şekilde böyle ayrı olmasını söylediği zaman bir sürü kimse ayağa kalkıyor. Olmaz efendim falan filan diye şeye gericilik oluyor diyorlar. Ne demekse gericilik? Geriye gidin. Normalde caiz değil ama değil mi? Yani tabii tabii. Doğrusu neyse o. Doğrusu caiz değil. Tamam. Anladım hocam. Çok peki. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Peki. Kolay gelsin. Peki efendim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bak dinleyicimizin maşallah leblebeden leblebiyi anladı. Dedi yani normalde caiz değil. Tamam mı? Doğrusu bu. Normalde caiz değil. Ama bazen de ne bileyim ben dinlerken yarım yamalak mı dinliyorlar? Sadece bir şey mi dinliyorlar? Mesela dün bir dinleyicimizin birisi soru sormuştu. Biz de iş yerindeyiz. Burada da böyle. Hastaneler de var. Altında pantolon, ondan sonra üstünde önlük, işte dizinin altına kadar böyle uzanıyor. Hani dinleyicimiz dedi ki, yani dedi namaz kılacağız ama dedi yani etek giyme falan da mümkün değil. Bu şekilde namaz olur mu? Olur. Şimdi cımbız da çekmiş, vatandaş soruyor. Hoca daha önce dedi ki pantolonla namaz olmaz. Şimdi de olur dedi. Şimdi de olur dedi. Ya üzerine bir şey giydiği zaman onu defalarca aynı şekilde anlatıyoruz. Yani pardesü varsa mesela pardesü üzerinde. Pardesü varsa, etek varsa. Uzun böyle bir önlük varsa üzerinde, eteği varsa altına pantolon giyebiliyor. Tek olarak erkek gibi giymesi, erkek gibi aynı şekilde sadece pantolonla namaz kılması. Çünkü bütün yani avret yerleri belli oluyor şekil itibariyle. Hatta değil kadınların, erkeklerin bile pantolon aynı şekilde dar olduğu zaman o şekilde namaz kılmaları mekruh diye yazıyor. Bunu defalarca anlattık. Niye birbirine karıştırıyorlar? Ha yok, örelerini atıyor. Arapçada bir tabir var, hasfetmek. Yani onu oradan çıkarıp atmak, yok etmek manasında kullanılıyor. Onu oradan çıkartıyor. Sadece bir cümleyi kalıyor. Böyle dedi. Bunun öncesi arkası da var ya. Hani temel hikayesi var ya. Adama ilk maaşı vermişler. Fazla vermişler. İstesini çıkarmamış. İkinci maaşı tabii fark edince tak diye kesmişler onu. Hemen gitmiş demiş böyle böyle. Ama demiş fazla vermişiz. Fazla vermişiz. Ben demiş hani demiş haksızlık olmasın diye gelip böyle şey yaptım falan demiş. İkaz ediyorum. Peki demiş birinci aylığı da fazla vermişiz. O zaman niye müracaat etmedin? Söylemedin. Bizi ikaz etmedin. Ben demiş ilk hataları affediyorum. Ha. Menfaatimize uygun olursa affediyoruz. Menfaatimize aykırı olursa ilkinde de itiraz ediyoruz. Yani insan bir başını sonunu dinler. El insaf yani. Yani böyle söyledin denmez. Ya ben böyle anladım. Yanlış mı anladım? Eksik mi anladım? Diye sorulur değil mi? Neyse. Gelelim. Niye güldün? Mananı fiiline. Ama gene anlattıracağım bana. Bizim o Fars çocuğası geliyordu. Gelelim mananı fiilimize derdi. Biz onu soradık çocuk adamcağıza. Çocuk gibiydi ya. Böyle enteresan bir adamcağız. Bazı şeyleri böyle yaşı ileride olmasına rağmen hoşuma giderdi onun ders anlatmak için. Heyecanlarını veriyordu falan. Bir başlardı 50 dakika ya. 50 dakikayı böyle şey yapardı falan. Ama ondan sonra da tabii biz ders dinlemek istemediğimiz zaman soru sorardık falan. Ondan sonra da durun bir dakika çocuklar derdi. İşte adam köyden gelmiş. Eskiden o ayakkabı tamircileri var. Köseleleri falan kovanın içerisinde koymuş. İçinde de su var. Tabii kırmızı tırak, pembe tırak bir renk alıyor o. Adam gelmiş içindeki şeyleri, köseleleri görmüyor. Sormuş. Pekmez kaça lö demiş. Öyle derler. O da demiş bakmış şöyle bir işte tadına bak demiş. Ya demiş anlamadı sanma demiş. Hem ekşi hem tadı bozuk demiş. Anlamış yani. Ben de anladım yani değil mi? Maşallah. Hem ekşi hem tadı bozuk. Ben de anladıysam. Herkes anladı. Efendim. Geçen özür dilerim.
Facebook'ta bir, sizin de içinde bulunduğunuz bir fotoğraf paylaşmıştım. Fotoğraf çektirdiğimiz yerde arkada patronumuzun da bir fotoğrafı var. Şeyde. Mesela orada birisi demiş ki işte anlayış yani artık diyecek bir şey yok. Burası bir iş yeri her şeyden önce. Ya orada resim var. Rahmet melekleri oraya. Hem öyle anlatıyorsunuz hem de arkanızda resim var falan. Şimdi saldıranlar da olabilir diye onu kaybettim yani şey yaptım, yok ettim. Şimdi en güzel bir şekilde hani birçok şey anlatılmış da hani zaman zaman söylüyoruz. Gevezeyi cehenneme atmışlar, odun yaşı demiş, tamam. Mutlaka bir şey söyleyecek. Mutlaka bir şey söyleyecek. Niye? Cibilliyeti öyle. Cibilliyeti öyle. Allah da hidayet versin. Ama İbrahim İnetem Hazretleri de ona birisi işte bir genç yolculukta arkadaş oluyor falan. Arkadaşlıkta bir şey yolculuk bitince genç demiş ki efendim demiş. Hani demiş ben de gördüğünüz hata ve kusurları söyleyin de ben onları düzelteyim. Evladım demiş ben seni kendime dost edindim. İnsan dostunda hata ve kusur görmez ki demiş. Git hatalarını düşmanlarına söyle. Hani şimdi anlayacak bazıları. Biz düşman mıyız? Ne demek ki hatayı gördüğüne göre. Niyetiniz iyi değil. Niyet iyi değil. İyi değil. Şimdi ne derseniz deyin. Bir gün böyle. Birisi işte dedi, huzura doğru ben izliyorum. Ama dedi o kravat dedi yakışmamış dedi. Demek ki yani. Eksik bulmak için. Anlatılanlar hiç umurunda değil. Ceket kravata, kravat gömleğe, on sana ayakkabı pantolona yakışmamış. Ha, demek ki hata arıyor. Maksadı dinlemek değil, hata bulmak. Acaba ne bulabilirim? Konu madem böyle açıldı, böyle kapatalım isterseniz. Şimdi bir de şöyle diyenler oluyor. Biz burada işte espri yapıyoruz, gülüyoruz filan. Sizin tuzunuz kuru tabii, gülersiniz orada falan diyenler de oluyor. İşin bu tarafına takılanlar da oluyor. Yani bizim çoluğumuz çocuğumuz hiç hasta olmaz. Bizim ne bileyim bir elimiz yağda bir elimiz balda. Bizim başımıza da bir şey gelmezmiş gibi sanki. Öyle düşünüyorlar. Yani Allah'a tabi şükürler olsun. Şimdi ben kendimden bahsedeyim. Bu sene içerisinde önce ben dizimden ameliyat oldum. Arkasına kızım safra kesesinden ameliyat oldu. Arkasına hanımım bel fıtığından ameliyat oldu. Son olarak da oğlum aynı şekilde. Gözünden kulağından ameliyat oldu. Mustafa Tokuz da yakında safrasından ameliyat oldu. Ondan önce hanım aynı şekilde. Çocuklar hastalandı. Yani bizim tuzumuz kuru yani. Kuru. Kuru buysa kuru. Elhamdülillah. Kuru. Benim de kulaklarımda problem var böyle vınlama çınlama aynı şekilde yani. Habire şey yapıyor falan. Şey değil, burası dünya. Yani diyeceksiniz ki efendim hani kendinize pay çıkarmak için bunu söylediniz. Hayır, değil, haşa. Öyle değil. Çünkü biz önümüzde Enver abiyi numune olarak gördük. Bıçak değmedik yeri kalmadıydı. Hatta bir seferinde hatırlarsın. Sırtından kemikten su almışlar. Evet. Deliyorlar ya. Omurilikten. Makapla deliyor, oradan su almışlar. Onu sana canlı. Kurban Bayramı'nda burada da aynı şekilde bayramlaşma var. Demişler efendim gidemezsiniz. Demiş ben arkadaşlara söz verdim olmaz. Çıktı geldi o haliyle. Çıktık. Biz öyle bir numuneyi gördük. Dolayısıyla burası yani keyif çatacak yer değil. Burada hastalık olur, ölüm olur, dert olur, fakirlik olur. Yani günü gününe benzemez. Ve devamlı sürekli naklettiğimiz İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri özetleyivermişler. Sabahleyin evden çıktığın zaman karşılaştığın her şeyi. Düştün, başını kırdın, gözünü kırdın. Ne bileyim trafik kazası geçirdin. Acilen kalp krizi geçirdin, hastaneye gittin. Ha benim aradığım şeyler bunlardı. Ve bunları arıyordum. Bunun için çıkmıştım. Demedikçe Allah'tan rızasına kavuşamazsınız buyuruyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.